Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Programımıza konuğumuzla devam ediyoruz. Samsun'u konuşacağız, yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz. İtfaiye dendiği zaman aklımıza genellikle yangınlar geliyor ancak itfaiyenin çok sayıda çalışma alanı var. Bunlar üzerinde duracağız. Yılın artık son günlerindeyiz. Yıl boyunca neler yaşandı? Yıl sonu itibariyle karşımıza çıkan tablo nasıl bir tablo? Hem yangınlar bağlamında hem itfaiyenin diğer çalışma alanları bağlamında. Bunlar üzerinde duracağız ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Sayın Rıza Zengin stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. İtfaiye dendiği zaman yangın genelde akla gelir dedik ama biliyoruz ki çok sayıda çalışma alanınız var ve bu çalışma alanlarından ilk olarak bahsederek başlayalım isterseniz daha net anlaşılması adına. Sonrasındaysa bu çalışma alanlarınızla ilgili başlıkları isterseniz ayrı ayrı değerlendirmiş olalım. Öncelikle teşekkür ederim bizi Samsun İtfaiyesi'ni konuk ettiğiniz için Samsun İtfaiye çalışanlar adına. Sizlere Aks TV'ye teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii itfaiye deyince akla tabii ki gerçekten yangın geliyor. Hı hı. Yani rutin bir görev olarak bakıldığı zaman işte 110 ihbarlarıyla en kısa zamanda olay yerine gidip vatandaşın yanında olmak, yangına müdahale etmek İtfaiyenin asli görevlerden bir tanesi. Hı hı. Tabii yılın ilk 11 ayı geçti. 12. ayı henüz veriler ortaya çıkmasa da 2017 yılının ilk 11 ayı yine geçmiş yıllarda olduğu gibi yine yoğun bir çalışma temposuyla belki vatandaşımız birebir tanık olmasa da biz çalışanlar olarak gece gündüz hı hı. bunun kayıtlarıyla tabii konuştuğumuz için bilinci içerisindeyiz. Hı hı. Bizim özellikle 1 Nisan 2014 tarihi önemli bir tarih. Çünkü biliyorsunuz Samsun Büyükşehir olarak il sınırı haline geldi. Sorumluluğumuz 1'e 10 katlandı. Yani 4 ilçe hizmet alanındayken şimdi 17 ilçeye hizmet veriyoruz. Yani bir sahil bandı olarak 250 kilometre uzunluğu olan bir şehir. Yine güney istikameti 150 kilometrelik bir böyle bir bakıldığı zaman 9500 kilometrelik bir alanda itfaiye hizmetini vermeye çalışıyoruz. Bu hı hı. şu anda 17 istasyonla bu görevi sürdürüyoruz. Tabii Samsun'un %35'i bir ormanlık alanı da göz önüne alındığı zaman biz şehir yangınlarına müdahale etsek de yine orman yangınlarında da ilk aranan kurumlardan birisiyiz. Hem orman itfaiyesiyle birlikte de bu konuda da ciddi katkılar vererek yine orman yangınlarına da müdahale hı hı. ediyoruz. Temel olarak baktığınız zaman itfaiye tabii ki asli işi yangın olmakla birlikte tabii kurtarma deyince yine itfaiye akla geliyor. Çünkü evet. kurtarmanın bin bir çeşidi oluyor. Bazen evde bir mahsur kalan. Bu tabii insan kurtarma, hı hı. hayvan kurtarma olayına bakıldığı zaman bazen işte iş bölgelerde, hı hı. kırsal alanlarda bir vadiye, bir keçinin düşmesi veya büyükbaş hayvanın düşmesi de biz müdahale eden kurum olarak ortaya çıkıyoruz. Evet, ya da yüksek yine, bir yerde mahsur kalan tabii mahsur kedi. Kalma. Dolayısıyla kurtarma olayları da oldukça şey. Bunun yanında trafik kazası önemli bir itfaiyenin hizmet alanında yer tutuyor. yangınlar zaten çeşitli sınıfları var. Onu konut yangınları, iş yangınları ama sayısal olarak tabii yüzdelik dilimde yangınlarımız diğer olaylara göre daha fazla. Evet. Sayısal olarak böyle bir bakacak olursak genel olarak ilk 11 ayda 2396 yangına müdahale etmişiz Samsun genelinde. Yine kurtarma olayı bu insan kurtarma, hayvan kurtarma dediğimiz trafik kazalardan bağımsız olarak söz konusu 1163 tane kurtarma olayı olmuş. Yine bu Samsun genelini. Biz Samsun genelini 5 bölge olarak düşündüğümüz zaman yine trafik kazası olmuş Samsun genelinde 317 tane. Bu özellikle doğu batı istikametinde çok yaygınlaşan bir olay. Yine Güney Ankara yolu üzerinde sık sık gündeme gelen. Bunun yanında çok fazla şey olmasa da ama bu asli görevlerin dışında hı hı. zaman zaman su baskınları, güvenlik tedbiri dediğimiz işte bir tehlike arz eden bir binadan bir sıva düşmesi oluyor. Birisinin kafasına düşmemesi için gittiğimiz olaylar oluyor. Evet. Veya bir fırtınadan kaynaklı çatıdan bir parçanın kopması ona müdahale ediyorsunuz. Yani
bu tür olaylar da oldukça yine itfaiyenin görev alanında yer tutuyor. Bu kapsamda baktığınız zaman oldukça da farklı alanlara müdahale ettiğimiz oluyor. Ve yılın tüm aylarında çalışmalar Evet, sürüyor. Yani 12 ay boyunca mutlaka itfaiye bir yoğun bir çalışma temposu içinde. Tabii ki bunun yanında bir belediyenin de ekstra zaman zaman görev tanımı içinde değişik görevleri de yerine getirmektedir. Evet. Peki bazı rakamlardan söz ettiniz. Yıl içerisindeki yangın, müdahale ettiğiniz yangınlar. Bu rakamlara baktığımızda, geçen yıllarla kıyasladığımızda ya da diğer şehirlerle belki kıyas yaptığımızda nasıl bir yılı geride bıraktık aslında bu noktada? Bizim genelde iller bazında da baktığınız zaman bu yangın olayı genelde 3 aşağı 5 yukarı nüfusa paralel giden bir olay. Nüfus yoğunluğu bunda etkili bir olay. Sanayisi etkili. Yani şehirlerin bazen sanayi yoğunluğu olan yerlerde daha farklı bir yangın türüyle karşılaşıyoruz. Samsun orta ölçekli bir sanayi şey. Daha çok burada konut yangınları, küçük çaplı iş yeri yangınlarıyla şahit oluyoruz. Geçen yıllara bakarsanız özellikle bu dediğim gibi Samsun genelini 1 Nisan 3 senelik şeyde 3 aşağı 5 yukarı aynı sayıda yangınlarla karşılaşıyoruz. Yani yangın sayısı cüzi bir artış yani geri düşmese de bir artış olayı var sayısal olarak ama. Yani diğer şeylerde de geçen sene diyelim ki 2145 tane yangın olmuşken bugün 11 ayda 2396 yangınlarda dediğimiz gibi biraz daha artışlar fazla. Diğer olaylarda biraz daha özellikle ekstra dediğimiz bu güvenlik tedbiri dediğimiz bazı değişik işte ana unsur olmayan tali hizmetlerde biraz azalma var. Totalde aynı olsa da yangınlarda biraz kısmi artışı görebiliyoruz. Bu dediğim gibi şehirlerin nüfus yoğunluğuna bağlı, kırsal alanın genişliği. İşte bu zaman zaman orman, anız, vatandaşın bunların da tabii sayıları etkili. Özellikle tarım alanlarının yoğunluğu da buna etki edebiliyor. Yani bazı yerlerde çok fazla tarım alanı, sadece şehir yangınlarını düşündüğünüz zaman sayısal olarak daha aşağılarda olabilir. Bizim yangınlarımızı biraz bu özellikle kırsal alan yangını dediğimiz anız yangınları, orman, ot, çöp bu yaz dönemlerinde ciddi bir artış sağlıyor bu sayıların içerisinde. Dönemsel olarak farklılık gösteriyor. Tabii dönemsel olarak da bir konuya aslında bakın. Yıl içinde baktığınız zaman özellikle işte yaz sezonu başlayınca yangın olmasa da yangın kısmı vardı ama bizim ön plana çıkan bir boğulma vakaları. Sonuçta sahil bir kentiyiz. Evet. Bu da bir hizmet. Vatandaşın yanında olmak tehlike anında bizim görevlerimizin en başında gelen tehlikeye düşmüş bir canlının yanında olmak temel felsefelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu konuda da ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Sahil bandında yaklaşık bir 7 bölgede can kurtaran hizmeti veriyoruz. Her sene gerek personel noktasında gerek ekipman noktasında artışlar sağlayarak daha da iyileştirme yoluna gidiyoruz. Bu sene de hem olimpiyatlar döneminde ciddi bir gayret sarf ettik. Yani ekstra bir çalışma tabii yapıldı. Ekstra. Broşür konusunda oldukça yoğun bir broşür dağıtımı oldu. Bu konuda tabii ki koordinasyon çok önemli. Yani sahil güvenlik olsun, emniyet müdürlüğü olsun, diğer birimlerle birlikte koordinasyon kurarak boğulma vakalarını asgariye indirmenin gayreti içinde olduk ki bu gerçekten de geçmiş yıllara göre bu sene yani bölgede hizmet verilen alanlar içerisinde bizim kayıtlarda bir tane boğulma vakası söz konusu. Diğer birkaç olay olsa da onlar da tabii bölge dışında bazen bilmediğimiz noktalarda denize girenler oluyor. Bunu da uyarıyoruz insanları ama yine de özellikle hafta sonları dışarıdan gelen, çevre illerden gelen insanların bazen hava rüzgarlı oluyor, deniz dalgalı oluyor ama gelmişken denize girelim düşüncesiyle bu tür fırtınalı havalarda zaman zaman karşılaştığımız boğulma vakaları söz konusu. Bunun için de sürekli uyarıyoruz. Yani bütün o şehrin giriş noktalarını afişler asarak, broşür dağıtarak, bunu dediğim gibi üç kurumun birlikte koordinasyonu, her ay düzenli kaymakamlıklarla toplantılar yaparak, alınması gereken şeyleri masaya yatıyoruz. Daha da sürekli bu konuda işte amacımız vatandaşın canına bir şey olmasın. Yani bir tehlike
karşısına çıkmasın diye bütün gayretimiz evet. Bunun için. Ki aslında yaptığınız çalışmalar da amaca ulaşıyor. Rakamlar en azından yani, bunu evet, gösteriyor. Onu gösteriyor. Çünkü sonuçta bir şey yapıyorsanız sonucunda da bu tür böyle bir şeyin alması bizi de memnun ediyor. Yani tabii ki itfaiye olarak yani mala cana bir şey gelmesi tabii ki mal yine belki yerine konur ama tabii ki canın böyle bir durumda biz de çok üzülüyoruz. Yani birisinin evladı, birisinin eşi veya çocuğunun ölmesi veya böyle bir tehlike maruz kalması. Tabii itfaiyeciler de son derece üzen bir durum. Değil mi? Hassas da bir işiniz var aslında. Tabii yani kolay bir şey değil. Yani bu işte hizmet ön plana çıkan dediğimiz işte bu yaz döneminde zaman zaman geçmiş yıllarda da gördük biz bunu. İşte aşırı giden sıcaklıkların ardından böyle sel baskınlarına zaman zaman karşı bölgesel olarak sel baskınlarının da yaşandığı bir dönem. Bu sene olmadı ama geçmiş yıllarda bunu karşılaştık. Dolayısıyla da bu da bir önemli bir şey. Yaz döneminden çıkışta özellikle Ağustos dönemi Samsunların biliyorsunuz fındık hasat dönemi. Dolayısıyla fındıktan sonra tarla temizliği, pirinçlerde yine hakeza çeltik tarımı. Bu konuda bunların ardından zaman zaman temizlik yapıldığına şahit oluyoruz ki bunlar da bazen kontrollü ateş yakıp veya anızları yakıp temizlik yapıp derken işte aşırı bir rüzgarın etkisiyle farklı noktalara yayıldığını, istenmeyen sonuçlar çıktığını ki bunu kayıtlarımız çok net gösteriyor. Oldukça bu Eylül, Ekim, Kasım aylarında zaman zaman hafta sonları çok sık şekilde anız yangını, orman yangını, ot yangını gibi olaylara çok şahit oluyoruz ki gerçekten yetişmekte zorlanıyoruz. İhbarlar çok yoğun geliyor. Sonuçta ekip sayınız bellidir. Yani bunu işte vatandaş arıyor gelin 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 ama sonuçta bazen hiç yani şöyle de düşünmek lazım. Şimdi bir anız yangını, bir orman yangını, bir orman itfaiyesi de var ama onlara ekip gönderdikten sonra şehir merkezinde bir daire yangını olduğu zaman buna müdahale edecek başka bir kurum yok. Evet, itfaiye yani, bir tane işte dolayısıyla bizi anızlara, bizi ormanlara sevk ettikleri zaman insanların olası bir daire yangını ekip kalmayabiliyor ki bu da bizi tereddüde sokuyor. Kesinlikle can kaybı bile söz konusu olabilir. Tabii yani şehir merkezimiz sonuçta biz şehir itfaiyesiyiz ve şehir yangınlarına müdahale etmek birinci görevimiz ama tabii ki anız yangını başlı başına sadece anızda sınırlı kalmıyor. Yerleşim alanlarına sirayet edebiliyor. İşte ormana sirayet edebiliyor. Tarlayı yakıyor. Ondan sonra kontrolden kaçırıp ormana. Ormanlar bugün önemli bir şey. Yani canımız, ciğerimiz. Dolayısıyla Samsun'un böyle bir şeyinde Türkiye'de zaman zaman dünyada da ciddi orman yangınları oluyor. Yüzücü bir şey. Orman yangını kontrol altına almak da göründüğü kadar kolay bir şey değil. Arazi engebeli, araçlar girmez. Dolayısıyla öncelikle bu orman yangından çıkmaması noktasında çaba sarf etmemiz lazım ki bu da vatandaşa düşen bir görev. Yani zaman zaman çok uyarılar veriyoruz. Anız yakmayın diye kontrolü. Evet, ki bunun cezası yani, da var. Yasal var ama şey işte değil. Vatandaşımız maalesef bilinçli ne kadar anlatsak da yine de önüne geçemiyoruz. Toprağa zarar veren bir durum. Aynen topraktaki öyle. Canlılara zarar veren yani bir durum. Yani bunun sürekli dile getiriliyor. Yani yakıyor. Ondan sonra bir rüzgarın etkisiyle olmadık şeylere neden oluyor. Dolayısıyla bu Ekim-Kasım ayları yine buna benzer iç kesimlerde, kırsal alanlarda sık karşılaştığımız bir samanlık yangınları var. Ahşap biliyorsunuz bizim Samsun'un köyleri yaklaşık 1250 köyü var. Şimdi mahalle oldu. Bunların büyük özellikle iç kesimlerde köy evlerimiz büyük kısmı ahşap. Evet. Tamam ahşap. Bazen altı samanlık üstü veya altı ahır üstü ev şeklinde kullanılan yerler var. Yani olası bir yangında ahşap tamamen tutuştuğunu görüyoruz ve kontrol etmesi de mümkün değil. Dolayısıyla bu konuda tabii ki öncelikle bu yangının çıkmaması yönünde neden kaynaklı gayret oluyor en çok yani bu yangınlar? Yani bu konuda bizim bu dönemlerde biraz aşırı elektrik yüklenmesi olarak çünkü yangınlarımızın genelde sebepleri bizim büyük oranda elektrikten kaynaklı yangınlar daha fazla. Yani %40'a yakın bir elektrikten kaynaklı yangınlarımız var. Dolayısıyla bu konuda
Vatandaşımız bazen elektrik tesisatları bakımsız olabiliyor, kış geliyor, aşırı yüklenme oluyor. İşte standart dışı bir tesisatın olduğunu zaman zaman bu konuda da yine broşürler bastırarak iş kesimlere dağıtmayı planlıyoruz. Bununla ilgili de Elektrik Mühendisleri Odası ile bir çalışma içerisindeyiz. Zaman zaman bu tür işte kurumlar arası iletişimde kurarak amacımız hem farkındalığı artırmak, yangınların çıkmaması yönünde bir çaba sarf etmek. Kesinlikle. Bunu yoksa yangın çıktıktan sonra tabii ki bir şekilde müdahale ediyoruz ama maalesef mal işte insanların belki yıllarca biriktirdiği bir şey bir anda yok olabiliyor. Değil mi? Hele hayvanları yanabiliyor. Hele de ahşap yangını bu sadece bizde değil komşu illerde de zaman zaman evet. İşte köyün tamamen bir köylerde bir tanesi yandığı zaman aşırı rüzgardan birden fazla evin yandığını da şahit oluyoruz. Evet. Yani bu basına da yansıyor zaman zaman. Dolayısıyla yani buradaki en azından insanlarımıza uyarımız olsun. Mutlaka yani böyle fırtınalı havada veya işte evin yakınında şurada burada bu tür anız yakılmaması önem arz ediyor. Kesinlikle. Yoksa bunu gerçekten geçmiş yıllarda da işte toplanıp bir rüzgarın etkisiyle ormanı yaktığına şahit olduğumuz olaylar oldu. Evet. Yani biraz dikkatli olmak lazım gerçekten. Elektrik kontağında da özellikle herhalde. Yani bu konuda bir tesisatlarına bir zaman zaman bir baktırmalar lazım. Yani biz de biliyorsunuz yani her şeyi pek işin ehline vermek gibi biz yaparız evet, mantığı. Evet, bu düşünceyle hareket edebiliyoruz. Tabii yani elektrik tesisatı çekilecek, biz çekelim. Bir şey yapılacak. Yani elektrik de oyun oynanmıyor. Çok acı sonuçları çok olabilir. Çok kesinlikle. Yani istenmeyen sonuçlarla da karşıyız. Bu konuda işi ehline vermek. Evet. Onların en azından tesisatın şey. Çünkü bazen ısınma amaçlı da insanlar elektriğe yükleniyor. Çünkü kış ayı geldiği zaman elektrik cihazlardan da kaynaklı yangınlar. Çünkü aşırı sobalar. Yüklenme kapasite yetmiyor. Tesisat ağırlığı taşımıyor. Bazen skort atmasın diye skortayı güçlendirdiklerine de şahit oluyoruz. Atmayınca iç tesisatta bir yanma. Yani bu konuda işte acil bazen işte evden çıkarken elektrik cihazların prizde unutulması da bir yangın neden olabiliyor. Yani biz bunları sürekli söylüyoruz. Evden çıkarken kesinlikle elektrikli prizde takılı şeyleri çıkarın. Bazen Samsun'umuzda çok karşılaşmadık ama birkaç tane olay işte çocukların evde unutulması olayı, çocukların ateşte oynama olayı bunlar da zaman zaman yangın nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü ben özellikle çocukları konusunda hassas davranıyorum. Yani anneler, babalar çocukları yalnız başına bırakmamalarını. Çünkü oyun amacıyla oynuyor ama hem ulaşılabilir kesinlikle bir yerde bir kibritin bir çakmağı yani kibrit çakmak bir tutuşturuyor ondan sonra önünde de alınmaz. Yani Allah korusun tabii ki sonuçta sadece mal yanmıyor. İşte can da. Değil mi? Can kayıpları da olabiliyor. Bu tür şeylerde ev yangınlarında ön plana çıkan işte bazen mutfak işte sobadan kaynaklı. Soba zehirlenmeleri de buradan konuya geçiyor tabii. Soba zehirlenmeleri yangınları anlatırken tabii ki yangınları bu dönemde sanırım evet, değil yani mi? Nedenlerinden birisi de tabii bacadan kaynaklı. Baca yangınları olarak. Baca konusunda da aslında daha çok işte temizlik başta geliyor. Yani kış başlarken baca temizliği önem arz ediyor. Nasıl yapacağız bu peki? Bu konuda da biz geçmiş yıllarda işte zaman zaman bizim gönül itfaiyeci arkadaşlar, biraz işi bilen arkadaşlar görevlendirmeyle bunlar yapılmış. Biz 2 senedir firmalar eliyle bu işi yapıyoruz. Yetki verdiğimiz firmalar, bizden eğitim alan firmalara yetki veriyoruz yıllık periyotlar halinde. Bunların da isim ve adreslerini, telefonlarını bizim Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yayınlıyoruz. Veya 110'dan herhangi bir 110 aradıkları zaman yine ulaşabiliyorlar. Direkt firmaların telefonlarını vermek suretiyle o firmalar eliyle geliyor insanlar tabii, ve bacanızı gidiyor, bacasını temizliyor ve karşında da en azından temizlediğine dair bir belge de sunuyor. Çünkü zaman zaman denetimler de söz konusu olduğu zaman temizlettiğinizi göstermeniz lazım. Şimdi bu bazen alt üst komşu arasında da probleme neden olabiliyor. Çünkü bir binada Samsun'da da bunu zaman zaman görüyoruz. Binada işte soba kullanan da var.
İşte doğalgaz kullanan da oluyor. Yani belki alt katta soba kullanıyor, üst katta da yangın çıkabiliyor. Çünkü bazen aşırı baca güzergahında geçtiği noktalarda da bazen aşırı sıcaklığın etkisiyle bir transfer, ısı transferiyle farklı yangınlara da neden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda da hassas olmak lazım. Yani siz soba kullanmasanız bile alt komşunuzdan soba bacasının geçtiği güzergah evinizde bir yangına da, onun için o baca güzergahlarına biz şunu diyoruz, kesinlikle hani kolay yanıcı bir eşya yanaştırılmaması veya bitiştirilmemesi önem arz ediyor. Çünkü bu da böyle bir bacadan kaynaklı. İşte baca temizliği önemli. Özellikle iş yeri bacaları da daha çok sık temizlemesi gerekiyor. Çünkü o kebap bacaları veya işte restoran bacaları, bu konularda aşırı yağlanmadan kaynaklı değişik baca yangınlarını. O yanıcı hale getirebiliyor. Tabii baca standarta uygun yapılması da gerekiyor. Bazen bacadan kaynaklı çatı yangınları söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hepsi birbirini bazen tetikleyebiliyor. Çok dikkat edilmesi gereken noktalar. Tabii ki bu baca konusu önem arz ediyor. Bu dönemde de işte mutlaka temizliğini yaptıralım. Evet, karbon monoksit zehirlenmelerine de sebep olabiliyor. Tabii bu karbon monoksit işte bugün rüzgarlı havalarda baca çekişi iyi olmadığı zaman bazen ters tepiyor ve aşırı yanmayı sağlamadığı için de karbon monoksit geri tepmesi oluyor. Zaten bütün yangınlarda da açığa çıkan gaz karbon monoksittir. Yani hangi yangın olursa olsun. Bu birinci, ama farklı malzeme türünden değişik zehirli gazlar da açığa çıkar ki. Dolayısıyla baca yangınlarının ilk akla gelen karbon monoksit. Tam yanma olsa karbondioksit çıkıyor açığa ama karbon monoksit işte bu tür tepmelerde ölümlere neden olan bir zehirli bir gaz. Evet. Dolayısıyla da bu konuda hassas. Yani evde zaman zaman işte doğalgaz kullanılanlar yerlerde de bazen aşırı yanmadan çok güvenlikli bir gaz. Aslında doğalgaz konusunda vatandaşımız daha güvenilir. Çünkü taşınabilir ve emniyeti olan bir gaz. Yani burada gaz sızıntısı, bu da tamamen insan kaynaklı olan. Yoksa kendiliğinden kaynaklı bir güven sorunu yok doğalgazda. Doğalgazdan sadece vatandaş olası bir unutkanlıkla gazı açabilir. Yani ocakta, yani bu da gaz patlaması dediğimiz. Hani zaman zaman işte doğalgaz patladı. Evet, haberleri olur. Veya işte tüp patladı değil. Aslında gaz patlaması denilebilir. Çünkü gaz açığa çıkıyor. Yani olası bir elektrikli tesisatla veya düğmeye dokunmanızla birlikte. Yani gaz kokusu hissedildiği yerlerde havalandırmak en önemli birinci madde. Dikkatli olmak gerekiyor. Tabii mutlaka hiçbir şeye dokunmadan ortamın havalandırmasını sağlamak lazım. Gaz kokusu hissedildi. Bu gaz kokuları özel katılıyor. Yani insanlar koku hissedebilsin diye sonradan kokulandırılıyor. Kokusuz bir gaz. Aslında zehirsiz bir gaz. Boğucu özelliği var. Yani oksijensizlikten dolayı insan boğuluyor. Yoksa gazın direkt zehirleme özelliği yok. Ama ortam oksijenin yerini aldığı için, siz oksijen alamadığınız için, yani dolayısıyla boğma özelliği olan bu oksijensizlikten dolayı boğulma. Dolayısıyla bu konularda dikkatli olmak lazım. Özellikle zaman zaman yatarken gerek soba, gerek gaz, bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Yani bazen sobanın olduğu yerde insanlar uyuyor. Evet, olası bir gece soba. Karbon monoksit sızıntısını uykudayken insanlar anlaması çok zor. Yani böyle ses hiç farkında olmadan bir boğulmaya neden olabilir. Bu konularda da sobanın kesinlikle söndürülden emin olmak lazım. İşte diğer açık şeyleri unutmamak lazım. Bunlar çok önemli. Evet. En çok konut yangını görülüyor dediğiniz. Yani şu anda kırsal yaygın olarak konut yangını. Bu genel olarak konut iş yeri yangını geçen yıl yaklaşık işte 750-800'e yakın bir yangın olmuş. Yine bu yılda zannediyorum o civarlara yakın bir şey var. Dolayısıyla tabii ki ne kadar çabalasak da bu yangın sayısını sayısal olarak düşürmesek de ortaya çıkan zararı asgariye düşürmek mümkün. Bu da başlangıç düzeyindeki yangınları yakalarsak yani daha bilinçli anında halde müdahale anında edilirse, müdahaleyle büyümeden önlemek esas olmalı. Tabii yangını bizim söndürmek için itfaiye teşkilatları kurulmuş, örgütlenmiş ama tabii bunun yanında
Yangının çıkmaması için de yoğun bir çaba içerisindeyiz ki bu konuda da işte önlem departmanımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yani gerek iş yeri aşırışlarında bütün önlemleri aldırıyoruz. Konutlarda yine hakeza. Burada herkese burada düşen de görevler var. Yani tabii biraz işte diyeyim önlem aldırırken insanlar bu konuda biraz davranmıyor maalesef. Biraz sıkıntılarımız da oluyor. Yani çünkü bir masrafa girmek istemiyor. Ama müdahale noktasında yaşadığınız sıkıntılar neler oluyor? Şimdi yangın tabii ki bizim kırsal alanda tabii ki mesafeler bazen köylerimiz birbirine çok uzak. Yani amaç ister ki tabii ki en kısa zamanda varmak. Zaten biz ihbar aldığımız zaman çıkış noktasında sıkıntımız yok. Kırsal alanda yoğun bir trafiğe de neden. Ama köylerimizin çoğu araziden kaynaklı çok dik ve ulaşımı oldukça zor. Yani hızınızı çok düşük hızlarla gidebildiğiniz yollar mevcut. Şehir merkezi özellikle nüfusun 650 bini yaşayan bu Samsun merkezi 4 ilçenin özellikle merkez ilk adımda tabii bölgesel olarak sokakların bazen darlığı. En çok yani biz bunları temiz, tabii parkları, bazen sokak başına geliyorsunuz, içeri giremiyorsunuz, hortum sermek zorunda kalıyorsunuz. Bu da zaman kaybı. Tabii yani kolay bir şey değil. Dolayısıyla bir de bitişik nizam bugüne kadar büyük hani yangın bu tür sıkıntıya girmedi ama bu olmayacak anlamına gelmez. Çünkü binalar birbirine bitişik, sokaklar bazen dar, dik sokaklar var, merdivenli sokaklar var, çıkmaz sokaklar var, değişik. Arazi yapısından kaynaklı zaman geçmişten gelen yerleşim alanının böyle bir problemi var. İnsanlarımız bazen sokak başlarına araçla park ediyor. Yani hiç yani biz kaynaklı geziyoruz zaman zaman emin olun gerçekten bir şey olsa geçmeniz çok son derece zor. Ama buna rağmen işte öyle bir durumda da yapılabilir işte alternatif yollar arayarak mutlaka yine müdahaleyi sağlamak bir şekilde bizim görevimiz. Ama hortum sermek, ama farklı güzergahlardan olay yerine gitmek, müdahalesiz bir yangın zaten düşünemez ama zorluklarla bunu da yine başarmış oluyoruz. Yani şu ana kadar zaman zaman küçük çaplı yangınlarla böyle sıkıntılar yaşadık. Yani araç parkından dolayı biraz ama olay yerine bir şekilde bu tabii ki arkadaşların bu konuda da ekibin önemli. Gidecek güzergahı çok iyi bilmesi lazım. Nereden girecek, nasıl? Çünkü vatandaş bazen gördüğü gibi itfaiyeyi yanlış yere de sokabiliyor. Girdiğiniz noktadan çıkmanız da gerçekten zor. Bu da bir problem. Yani vatandaşımız bir an önce gelsin diyor ama öyle bir yere sizi sokuyor ki ondan sonra daha da orada kalıyorsunuz. Bu sefer yangına geç müdahaleyi de beraberinde getiriyor ki bu da başka bir problem. Başka yine bir problem zaman olarak kaybı. Tabii. Ne kadar böyle sokak var problem? Yani bizim biz aslında bu konuda 2014 yılında yoğun bir çalışma yaptık. Yani 4 ilçeyi baştan sona 3 arkadaşımız görüntülü olarak gezdi, dolaştı. Yani işte merkezde ilk adımda yaklaşık 3000 küsür sokak var. Bunların 650 tanesine yakını işte dik sokak, merdivenli sokak, çıkmaz sokak, dar sokak tanımına sokabileceğimiz böyle belli bir alanda da kümelenmiş bir sokak bölge var. Yine Atakum yeni yerleşim yeri orada çok fazla böyle fazla bir sayıda yok. Canik'te biraz kısmen yapıldı. Var. Tekkeköy yine hakeza. Ama bizim tabii ki olayların nüfusa bağlı olduğunu söylediğimiz için nüfus yoğunluğu da en çok burada ve olay sayısı da en çok yine ilk adımda. İlk adımda. Dolayısıyla bu tür yerlerde de bu ilk adımdaki bu problem zaman zaman karşımıza çıkıyor. Yani ne kadar şey yapsak da sonuçta bir hareket eskiden kaynaklı tabii, o yani bugün için değiştirmek çok, mümkün olamıyor. Yani şu anda çok dar sokağı genişletme ama vatandaş en azından park ederken olası bir ambulansın, itfaiye aracının geçebileceğini düşünmesi lazım. Yani vatandaş, yani bazen hiç beklemiyor. Belki kendi evine de geliyor olabiliriz. Yani çünkü bu konularda biraz hassas olursa en azından değil mi? Duyarlı olmak gerekiyor. Bu sorunları asgari düzeye indirmek mümkün olabilir. Yol yani, verme konusunda da tabii yani ambulansa o konuda gerek yani itfaiye. Gittikçe insanımız bilinçleniyor. Bilinç gerçekten şey zaman zaman biliyorsunuz şimdi ihbar verme olayında da zaman zaman sıkıntı çeksek de şimdi Türkiye'de
112 projesi var. Bütün çağrı merkezleri tek numara üzerinden acil. Şu anda büyük bir il sayısı bu hizmete geçti. Bizim de çağrı merkezi bildiğim kadarıyla yapıldı, binası yapıldı. Yani önümüzdeki yıl içinde diğer altyapı de bittikten sonra çalışmalar bu, yani da vatandaş tek numarayla yani emniyete, sağlığa, itfaiyeye ulaşması mümkün olacak. Yani bu belki biraz daha hizmeti daha hızlı en azından hale getirecek. Kurumsal hale getirecektir. Daha kolay her şeyi hale kayıt getirecek. Haline getirecektir. Biz şimdi 5 bölgeden ihbar alıyoruz. Zaman zaman işte çekilmeye başka şeyler de oluyor. Vatandaşın bulunduğu yerden bazen 110'ların ulaşamadığı noktalar, ama bu 112 ile zannediyorum daha böyle bir problem kalkacaktır olacak diye düşünüyoruz. Evet. Çünkü vatandaş önemli, öncelikle bir olay anında bize ulaşması. Değil mi? İlk mesela, şart. Tabii ilk ihbar verecek. Biz ihbar aldıktan sonra zaten ihbar vermedi. Biz onun için insanlara hep şunu söylüyoruz. Yani bir şey olduğu zaman mutlaka ihbar verir. Değil mi? İtfaiye gelmedi yani, diye bağıran insanlar olabiliyor ama kimse itfaiye çağırmıyor. Çünkü vatandaş uğraşıyor. Ondan sonra gecikmeden kaynaklı. Çünkü itfaiyenin şunu biz biliyoruz. İtfaiye bazen olay yerine gittiği olaylar bazen büyümüş olaylardır. Onun için başlangıçta söndürmenin şeyi ilk ihbarın zamanda verilmesidir. Yani bunu vatandaşımız zaman zaman tepkilerde yapıyor. Gittiğimiz yerde bize geç de bağırıyor. Kaldı, tabii yani geç kaldı. Ama emin olun gerçekten itfaiye ihbar aldıktan sonra yani itfaiye çalışanlarımızın hiçbiri yani bilerek gecikme yapma şansı yoktur. Evet, yani oradan ekibi mutlaka sevk ederiz. Ama sizi götüren güzergahta önünüze çıkan engeller olabilir. Araç parkı olabilir. Vatandaşın yanlış park yönleri olabilir. Bazen üçüncü şahıstan ihbar verdiğini görüyoruz ki bunlar da yani uzaktan dumanı görüyor. Kendi adresini veriyor ki sizi yanıltabiliyor. Dolayısıyla sağlıklı ihbar vermek, doğru ihbar vermek, itfaiyeyi meşgul etmemek. Evet. Bugün çağrıların %90'ının boş ihbar olduğunu da biz biliyoruz. Gerek 112, gerek itfaiye. Acı bir tablo yani aslında. Sürekli meşgul ediyorlar. Bazen işte farklı şey yapanlar da oluyor. Kızanlar, bağıranlar oluyor. Dolayısıyla bu konuda da bilinçli olmak lazım. Yani ihbar kesinlikle doğru zamanda hemen anında verilirse hem gecikme önüne geçer. Biz burada şunu da söyleyelim, biz özellikle ekipman araç noktasında itfaiyemizi Sayın Başkanımızın da desteğiyle 1 Nisan 2014'ten sonra ciddi bir güçlendirdik. Yani oldukça modern araçlar dediğimiz yaklaşık 20 adet araç aldık ve bunu tüm ilçelere yaygınlaştırdık. Yani oldukça da iyi bir donanıma sahip hale geldik. Yani bölgeye de bu noktada hizmet ediliyor tabii mu? Yani ekipman bütün, anlamında. Tabii bütün bölgelerimizi hem araç noktasında hem ekipman noktasında yani Vezir Köprü'nün araç kapasitesini arttırdığımız gibi Terme'yi de arttırdık, Bafra'yı da arttırdık. Hepsine yeni araçlarla takviye ettik. Teknoloji yani, de burada çok tabii, önemli değil mi? Teknolojiyi yakından takip eden bir iliz. Bu konuda başkanımızın gerçekten teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla teknolojinin son imkanlarını yani diğer yerlerde ne varsa bizde de onun olması için bütün gayretlerimiz bu yönde. Yani ekiplerimizin hizmet içi eğitimlerini sürekli yenilemeye devam ediyoruz. Yani bu konuda da çünkü bilinçli olmak veya müdahaleyi yapacak arkadaşların da bu işi tekniğine uygun yapması gerekiyor. Dolayısıyla ekipman noktası, araç noktasında sürekli iyileşmeye devam ediyor Samsun İtfaiyesi. Bu seçimlerden sonra da dediğim gibi 2014'ten sonra da şu anda çok donanımlı hale getirdik. Ekipman olarak hiçbir arttırdık. Eksik yok. Yok. Hem kurtarmaya yönelik hem söndürmeye yönelik bütün son teknolojik araç ve gereci şu anda Samsun İtfaiyemiz bünyesinde bulunduruyor. Bu araç ve gereç gerek kaza anında gerek yangın anında. Tabii. Yangının yani, şekline göre söndürme şekilleri yani de söz konusu. Merdiven araçlarımızı aldık. Yüksek katlı binalara uygun olarak şu anda hem biliyorsun sadece merkez değil, Bafra bölgemizde de yüksek binalar var. Çarşamba bölgemizde de yüksek katlı binalar var. Merkezimiz yine keza. Bu konuda da tabii binalarla teknolojiyi yarıştırmak mümkün değil. Binalar 100-120 metre gidiyor yukarı ama
Biz bu yükseldikçe binaların da tabii önlemlerini, yangın öncesi önlemlerini oldukça önem üstünde durarak aldırıyoruz. Zaten temel kriter de binanın kendi sistemiyle yangınları söndürmek. Ama biz buna rağmen yine bir işte 32'lik, 44'lük ve 56'lık merdiven araçları aldık. Bugün 56 bizim merkezde. İşte Çarşamba bölgesine 44'lük merdiven, Bafra bölgesine 37'lik merdiven vererek bu bölgelerdeki de olası çok katlı binalara müdahale imkanını arttırdık. Dolayısıyla bu merkezdeki de yine merdiven aracı konusunda da epey bir, iyi bir noktaya geldik. Kazaya müdahale noktasında nasıl kazalarda bir ekipman da yine büyük bir kurtarıcı, ya zaten bizim her bölgeye kurtarma ekipmanlarıyla birlikte ilk müdahale dediğimiz araç verdik. Şu anda araçların üzerinde ayrıcı kesiciler ekipman noktasında hepsi var. Bunun yanında yine büyük kurtarıcı dediğimiz bizim tam kurtarma aracı, tam donanımlı bir kurtarma aracı aldık ki bu afete de müdahale edebilecek bir araç. Her merkezde de bulunmayan yani bir araç. Bu aracımız her merkezde farklı ekipmanlar olan aracımız olmakla birlikte bu aracımız da olası daha büyük olaylara müdahale edebilecek. İşte kapsamlı, buradan her yere yönlendirdiğimiz bir araç. Dolayısıyla bu tam donanımlı, üzerinde bütün ekipmanların olduğu, işte yüzü kesmeden, işte kapı açmaya, asansörde mahsur kalmadan veya bina göçüğünde binayı kaldırıp hava yastıklarına ayrıcı kesinden veya işte değişik atlama çadırı, intihar vakaları da zaman zaman oluyor biliyorsunuz. Tabii bunun için bütün donanımla, ekipmanlarıyla üstünde duran, üzerinde bulunan bir aracımız. Dolayısıyla da o da olası bir afet durumunda da rahatlıkla enkaza gidip enkaz altı görüntülemeden tutun da işte farklı işte araçları olan bir aracımız ki bu da iyi bir itfaiyemize güç katan bir araç. Kesinlikle. Yavaş yavaş sonlandıracağız. Vereceğiniz mesajlar önemli vatandaşlarımıza ki yanlış parka özellikle işaret ettiniz. İhbarın doğru yapılması, doğru anlatılması çok önemli. Evet. Baca temizliği çok önemli dedik. Ekleyeceğiniz başka neler olacak? Ben özellikle tekrar vurgulamak isterim. Bizim bu aylarda özellikle Samsun'umuz kırsal alanı çok. %35'i ormanlık, %20'ye yakını ova, diğer kısım şehir yerleşim alanları. Bu konularda tabii atarım alanları çok yaygın. Yani bu anız yangınlarına, anız yakmamaları noktasında gerçekten uyarı. Çünkü Temmuz, Eylül, Ekim, Kasım ayları bizim anız yangınlarıyla, bunu orman işletmeleri de doğrulayacaktır ki onlar da zaman zaman çok yoğun yetişemiyorlar, biz de yetişemiyoruz. Yani vatandaş kontrollü ateş, temizlik adına kontrollü ateş yakıp sonra da rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangınları, bazen işte eve sirayet edecek diye panikleyen ve bizleri bu yüzden arayan, bizi de tabii sonuçta işimizi yoğunlaştıran bir alan. Bu konuda en azından bu konuda anızları yakmamaları, yaktıkları ateşi mutlaka kontrollü rüzgarsız bir havada belki temizlik yapmaları. Bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle gerçekten yoğun bir dönem oluyor. Rüzgarın etkisiyle istenmeyen sonuçlar çıkabiliyor. Bir başka da kırsal alandaki vatandaşlarımız, özellikle evlerin ahşap olan vatandaşlarımızın elektrik tesisatlarını mümkünse yeniden bir gözden geçirmeleri. Yani çocuklarının böyle zaman kasıt olabileceğini düşündüğümüz samanlık yangınlarının önüne geçmek açısından da dikkatli olunması lazım. Yani çocuklar bazen ateş oynuyor. Bazen farklı nedenlerle işte kasıt olduğunu düşündüğümüz yangınlar olabiliyor. Kundaklama olayları sık rastlanan olabileceğini düşündüğümüz, çok sık olmasa da ama bu samanlık yangınlarda zaman zaman o tür izlenimler ediniyoruz. O tür bilgiler geliyor. O onunkini yaktı, o onunkini yaktı gibisinden. Ama özellikle alt kat, üst kat, ahır ve ev kullanan vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları lazım. Evlerin tesisatlarına bir bakım yaptırmaları lazım. Bu konuda elektrik gerçekten kullanımı noktasında çok daha dikkatli olunması lazım. Yazık oluyor. Ev ahşap bir tutuştuğu anda önüne geçilemeyen bir olay. Tamamen yanma söz konusu. Çünkü arazi dediğim gibi ulaşım mesafeler uzak olabiliyor. Bizim Vezir Köprü'ye 60 kilometre uzağında köyümüz var. Dolayısıyla böyle tür şeylerde tabii ki her yere hemen istasyon kurma şansınız da olmuyor.
Evet. Dolayısıyla bu konuda işte vatandaşımızın biraz daha bilinç düzeyini arttırırsa bu yangınları asgari indireceğimizi düşünüyoruz. Özellikle bu kırsal alanda bu uyarımızı vermek isteriz. Bu Eylül, Ekim, Kasım ayları bu anlamda önemli bir ay. Bu konuda da dikkatli olunması. Değil mi? Rüzgar söz konusu ki kesinlikle bugün de kesinlikle. Yani zaman zaman rüzgar, fırtına işte tüm oluyor bu havalar. Yani. Mevsim şartları. Dikkatli olunması gereken kesinlikle. Zaman dilimleri şüphesiz. Çok teşekkür ediyoruz yaptığınız değerlendirmeler de için, konuğumuz olduğunuz için. Kolaylıklar diliyoruz sağ size olun. Ve ekibinize çalışmalarınızda. Ben de tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Evet sevgili seyirciler, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını dinledik. Yıl sonu itibariyle karşımıza çıkan tabloyu işaret ettik. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Sayın Rıza Zengin bizlerle bir aradaydı. Sohbetimizi noktaladık.